Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim. Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik Milli Savunma Bakanlığı'nda son durumları sizlerle birlikte açıklayacağız değerli dostlarım. Öncelikle Jandarma Genel Komutanlığı'nın 1680 as subay ve 468 subay, sahil güvenlikten 29 subay alımı ve subaylıktan 71 as subay alımları başvuruları devam ediyor değerli kardeşlerim. Başvuruyu Jandarma Pertem üzerinden yapabileceksiniz. 15 Ocak'a kadar başvurular devam etmekte. Her branşın her birimi kendi branşına göre ayrı bir şekilde en az 4 yıllık üniversite ve 2 yıllık üniversite okumanız gerekiyordu. Bu süreçte KPSS şartının da ön planda olduğunu hepimiz biliyoruz. Mülakatlar Ankara'da yapılacaktır arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı asubay başvuruları bu ay açıklanacak. Hem Milli Savunma Bakanlığı hem jandarma alımları devam etmekte. Başvurularınızı yapabilirsiniz. Jandarma uzman erbaş yeni alım çok yakında gelmiş olacaktır. Herkes heyecanla alımın gelip gelmeyeceğiyle alakalı sorular sormakta. Allah'ın izniyle bu sene gelmiş olacak arkadaşlar. Jandarma Genel Komutanlığı'nın uzman erbaş alımları ve Milli Savunma Bakanlığı'nın uzman erbaş alımları bu sene gelmiş olacak. Ve alım 7.5 bin ile 10 bin arasında beklenmekte. Büyük ihtimalle de böyle bir kontenjan genişliği olmuş olacak. Bu süreçte tabii ki yanılma payımız da var. Doğruluk payı da var. Gelişen olayları sizlerle birlikte paylaşmış olacağız. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımı seçimden önce yapılmış olacak. Bekçi alımında KPSS şartı yoktur. Yazılı sınavla kendi yazılı sınavı olmakta. Özel sınavı vardır arkadaşlar. Alımlar üst üste gelmiş olacak. Bu süreçte çalışmanız gereken ve KPSS olarak değerlendirilecek taban puanlarına denk getirmeniz gerekecekti. Almış olduğunuz puan jandarmanın uzman erbaş alımları olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın uzman erbaş alımları olacak. Jandarmada asubay alımları şu anda devam etmekte. Bu süreçte KPSS ile başvuru yapılmakta. 2021 yılında maalesef böyle bir yeni sistem getirilmiş oldu. Başvurular çok olduğu için ekonomik krizin de içinde olduğumuz dönemde böyle bir yeni gelişme oldu. Yeni sistemle herkesi bu şekilde kısıtlayıcı bir duruma getirilmiş oldu. Bu süreçte gelişen her alımı, her bilgiyi sizlerle birlikte paylaşmış olacağız arkadaşlar. Şu anda as subay alımları, subay alımları, sahil güvenlikte subay, as subay alımları devam etmekte. Alıma başvuru yapabilirsiniz. 15 Ocak'a kadar devam edecek ve ondan sonra da başvurular bitmiş olacak. Sonra da artık taban puanı belirlenecek. Aldığınız taban puanı jandarmanın taban puanına eşitse ön başvurunuz onaylanacak. Planlanmış olacak ve ilerleyen süreçlerde gelişen bilgileri sizlerle birlikte vermeye devam etmiş olacağız arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hayırlı günler dilerim.